doğalgazın varlığı noktasında 3 trilyon metreküp doğalgazın varlığı uluslararası bilimsel çalışmalarda tespit edilmiş. Türkiye Cumhuriyeti'ni ayağa kaldıracak nitelikte bir doğalgazın olduğu bilim adamları olarak tespit etmiş bunlar. Deniz suları fırtınalı. Zira Suriye Savaşı sona ererken denklem dışı kalmak istemeyen ülkeler özellikle Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırıyor. Her geçen gün Akdeniz'de sular biraz daha ısınıyor. Peki bölgede hangi ülkenin kaç askeri gemisi mevcut? Amerika'nın 2 tane savaş gemisi Doğu Akdeniz'de şu an. Ve hemen hemen 200'e yakın savaş gemisi var, dolaşıyor çevrede. Doğu Akdeniz çok kritik bir merkez haline geldi ve bu konumu itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'nin hani ifade edilen bir BK meselesi aslında tam anlamıyla Doğu Akdeniz'e uyarlanabilecek bir pozisyondayız şu an. Zira bölgede belirttiğiniz üzere bütün bu gelişmelere baktığımızda aslında bir süreden beri artan bir hızla hem bölgede silahlanma hem askeri ittifak antlaşmalarının gerçekleşmesi hem de hemen hemen her ay Güney Kıbrıs, Yunanistan veya diğer ilgili tarafların ortaklaşa düzenledikleri deniz alanlarındaki uluslararası tatbikatlar çok dikkat çekmektedir. Ani bir baskın Kıbrıs'a da gayet tabii olabilir. Nitekim Güney Kıbrıs Rum kesimi şu anda silahlanmış vaziyette. İngilizler orada bir hareketlenme içindeler. Özellikle bu bizim seçimin yenilenmesi kararının alındığı gün İngilizlerin orada Larnaka bölgesinde İngiliz kuvvetleri hareketlendiğini görüyoruz.